Hayırlı sabahlarınız olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize. Hoş geldiniz kızlar. Can da bugün evde işe gitmeyecek. Uyanırlar biraz sonra. Şu ıspanak vardı. Geçen aldım dedim çürümesin. Şöyle güzel bir iç hazırladım. İçerisinde bolca soğan, bir tane yumurta, beyaz peynir, pul biber, karabiber. Çok az tuz çünkü peynir de tuzlu olduğu için. Ve ıspanak var. Güzelce karıştırdım çiğ haliyle. Şöyle az bir şey, şöyle yarım kiloyu biraz geçkin hamur yaptım. O da kabarmak üzere. O kadar da kabarmasına gerek yok zaten. Bana yeter çünkü böyle gözleme gibi yapayım dedim. Tavada küçük küçük yesinler kendine. Tabii Kadir yemiyor. O diyet yapıyor full sıkı. O kendine böyle proteinli ekmekle pizzalar yapıp yemişti fırında. Dedim ben de hemen şunları yapayım da pişirim yesinler. Kızlarla can yerler kendine. Ben de bir tane yiyeceğim yani kahvaltı olarak. Ondan sonra akşam yine zebzeli yemeğim var. Bakalım yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum kızlar. İşte Ruşi ameliyat tarihine kadar birkaç kilo verebilirsem benim için kar. Veremezsem de yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani gerçekten elimden geleni yapıyorum. Dün mesela kahvaltı neydi? Gazap kahvaltıda haşlanmış yumurta vardı böyle zebzeli falan. Akşam yemeğimde salataydı görmüştünüz. Onun haricinde de zaten hiçbir şey yemedim. Ya yo, yarım da kurabiye yemiştim. O kurabiyelerimiz de daha hala duruyor. Komşuya gönderecektim. Fırsat bulamadım. Bugün götürsün. Kadir de arkadaşına götürecek biraz. Birkaç tane gördüler story'de. Yemiyorlar kızlar. Vallahi diyorlar ki birkaç tane yeseler biter yemiyorlar. İşte bizim evde öyle börek, çörek, kurabiye falan yemiyorlar. Aha geldi Azat Usta da hemen daldı hamurun içine. Yavrum 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 yavrum. O hamur yapışık, o kurabiye hamuru gibi değil ki ya. O kurabiye hamuru gibi değil ki. O yapışık hamur. Bu normal hamur bu. Evet, o normal hamur. Sen bilmiyorsun, onu börek yapacağım ben. Ben de yardım edeyim. Tamam, sen de yardım et. Börekleri kime göndereceğim? Babi yiyecek, bir de ablalar yer. Sen yersin. Tamam. Anne orada biri var. Kim var? O biri geziyor kendi dışarıda. Hadi Hayır. bakalım. Hayır, evine gelmiş. Evine gidiyor. Olabilir. Azat. Olabilir. Olabilir değil mi? Aha. Sandalyen mi kırıldı yoksa? Aha. Yok, kırılmamış sandalye. Bir gel bir ablalara de bir niye olabilir demeyim. He? Getir. Nerede? Hı? Nerede? Burada soğan var. Ya, un vereceğim işte sana. Al. Ne? Gerek. Önce yuvarlak mı yapmamız lazım? Evet. Tamam ben yaşlıyorum. Başlıyorum. Dur bakalım. Bir. Ama biraz çekilmen lazım senin. Burak, Sana un verdim ya. beni kumur. Anne o. Şöyle yapacağız zaten. Bak burada kumun bir sürü. Evet. Bak. Çok da un dökme. Ya. Kızlar una un diyor bu arada. Uma kum. Uma. Kum kum. Um ye. Biz yine Azat'ımla sabah sabah böyle işlere kalkıştık. Evet, hamur işlerine. Evet. Ama hamur işi tabii her gün yemeyeceksiniz. Evet. 2 haftada bir yiyebilirsiniz. Anne hamur işi. Yani aslında yenilir ama dozunu kaçırmayacaksın. Bir tane yersen ye. Kalkıp da 3 tane kalori yersen tabii ki olmaz. Hamur yenilmez. Yani pişerken azalt. Evet, pişince yenilir. Evet, pişince yiyebilirler Evet, ama pişmezse yiyemezsin. Maşallah bizim kültürümüzde de her Anne, bir tane kum al. Bir tane kumun çok beraber kullanalım. Hayır. Ama Azat. Öyle çok kum dökme. Ya ver kumlarımı. Yavrum evladım, yeter o sana, yeter. Tamam bu yeter, başka almıyorum. Emin misin? Başka almıyorum. Okey. Ama ben kimden almasak hakkı. Bak bu bir tane de kaldı. Bunu da bari sen yap. Olur mu? Tamam. Buraya koy. Kızlar bu hafta da okul tatil. Semester feri bu son. Pazartesi günü açılıyor. Geçen hafta sanıyordum okul var. Meğer yokmuş.
Ana iyi ki çocuğu hazırlayıp aşağı indirmedim. Bir listeye baktım ki kapalı. Ne Azad semestr. Ama pazartesi günü Azad'ımın okulu. Pazartesi. Ben okulumu özledim. Evet. Okulunda oyunlar oynuyorsun. Şimdi ben ameliyat olayım gelip ondan sonra Azad'ı tüm gün vereceğiz ablaları. Değil mi Azad? Ben seninle ameliyat olmaya geleyim. Sen de mi? Ama orada çocuklar rahat edemez ki. Sen beni, sen ne yapacaksın biliyor musun? Bu sefer de Rumesagil'e gideceksiniz. Simiş ablayla. Sen? Ben de Kadir abiyle İstanbul'a gideceğim ameliyat olmaya. Tamam. Hı-hı, seni Simişgil, seni Sara, Mirzoş'u şeye götürecekler. Nereye? Hani ben bir kere sizi götürdüm ya eğlence parkına. Orada ne yaptın? Hani oynadınız ya Mirzoş'la götürdüm sizi eğlence parkına. Taksiyle gittik. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Dışarıda oynamıyor muydu? Evet ama sen şimdi varsan annem hiç ekmek açamıyor biliyor musun Azır? Ama ben yerim de açamıyorum. Ben de açamıyorum. Hatta dün tahtayı getirdim de onu da boyum kısa. Ne? Yok bir şey değil. Şöyle diyor? Açacağım daha annem. Biraz açmak istiyorum da şu yer cücesi yanımda. Neyse bu incelik de yeter. Anne bunları kum dökünce bir sürü ellerine yapışmıyor mu? Yo yapışmıyor. Bugün biz az adımdan börek yapıyoruz abla. Evet. Şöyle biraz da benimki de ben de büyük yapacağım biraz. Sen de yapacaksın ama sen daha hamurunu açmadın bile. Bekle açacağım. Şöyle kum. Biraz da tereyağı içine sürüyorum ablaları. Lezzetli oluyor öyle az bir şey. Ben kum döküyorum abla. Yani full Türk işi. Türk stili yapıyor bu videoya. Tamam. Okla. Okla var. Eğer şu ıspanak kalırsa önden tavada kavurun. Üzerine iki yumurta kırın. Bu şekil hani peynirli falan. Çok lezzetli oluyor. Değil mi Azat? Evet. Ellerin pis oldu mu? Oldu. Benim ellerim ıspanaktan pis oldu da bir şey olmaz. Benimki de pis oldu. Benimki de kumdan pis oldu. Kumdan o kum gider. Gider. Ellerimizi şimdi yıkayacağız ya. Evet. Gider. Aynen. Ellerimizi yıkayacağız. Gider. Evet. Şimdi ben ilk bunu açayım. Ondan sonra oynayacağım. Aynen. Ben terime küçük küçük börekler yapacağım. Tabii ki yapabilirsin. İçine de bana bunu ıspanak koy. Ispanak. O zaman şöyle biraz dinlensin. Sonra da az bir şey de elimizle açarız. O sonra tavada kızartırız böyle. Benimki mi? Seninkini de yapacağız ya bunu nereye indireyim ki sen bana hiç yer bırakmadın. Bıraktım bak buraya. Şuraya koyalım. Hiç elleme burada dinlenecek. Tamam. Benimki de dinlenecek. Evet seninki de dinlensin. Bekle ilk yoğurayım. Hadi yoğur ilk. Böyle ince yapayım. Ne? Aslında daha ince açılır da işte görüyorsunuz yanımdaki delikanlıyı. Hamur mu? Ana hamurda ne var size söylemedim herhalde değil mi? Dur biraz Azad'ı izleyin. Hamurun içinde kızlar yarım bardak süt, yarım bardak su. Evet. Bir tane kuru maya kullandım. Bu arada adı neydi kız? Ne diyecektim ya? Bir şey daha diyecektim. Ne diyecektin? Anne ne diyecektin? Sayma diyecektim. Sayma bu arada da senin verdiğin o Türk mayalar var ya gerçekten bir tane maya koydum acayip kabardı hemen dakikada. Buradaki o Doktor Ötka mayalar iki tane koyun bazen üç koyun hiç kabartmıyor. Ama Türkiye gelirsen biraz daha alayım kuru mayadan. Valla acayip ama iyiymiş. Ama birinci de kocaman olmaya başlıyor. Evet tabii ki olur. Bak öbür tarafa da çevireyim. Valla güzel kabarttı kız. Sayma gelince ben biraz daha o mayalardan alayım. Sayma. Ben de dedim ki yok Doktor Ötka burada da var dedim iyi değil. O hep video gönderiyor, resim gönderiyor. Çok güzel kabarıyor hamuru. Ben hep yaş mayayla yapıyorum. Çünkü en güzel yaş maya kabarttığı için. Hani yaş maya ne? Ama bazıları da şey mayayı kullanamıyor işte yaş mayayı kokuyormuş diye. Ben öyle bir koku ben almıyorum ama. Ne de göstereyim. Anne. Bakın şu.
Şu kurumaya. Çok güzelmiş. Anne, ben biraz Burada bunu da aynısı var Doktor Ötkan'ın ama kesinlikle böyle kabartmıyor. almam lazım bir kere. Hı? Ben bundan bir kere almam Şimdi onu lazım. iyi, onu şimdi de alamazsın. O yar ya. Ben almam. Ben sana onu sonra vereceğim. Dur. Ne? Sen bir önce şey yapman lazım. Ne yapmam? Sen bir hamuru büyük açacaksın. Ama nasıl açayım? E işte açacaksın azı. Tamam. Güzel. Ben yapamıyorum. Sen bana aç. Dur, bekle, bekle ben kendimkilerini bitireyim. Ondan sonra seninkini yapalım. Seninki de çok güzel olsun. Yazdık. Ona iki tane kolor çıkaracak biliyor musun? Sen de bunu yapabilirsin. Bu da senin olsun. Dur, ben sana açacağım onu, dur. Sen böyle karıştırma, annen sana çok güzel Bir yapacak. ta ben de bunu açayım, sen de benimkimi aç şu. Tamam. Bunu açayım. Böyle bol iç harçlı Ben seviyorlar böyle. bunu hemen yaparım. O lazım Kim diye bak. sevmez? Değil mi abla? Evet. Kim sevmez de ablaları? Neyi? Böyle bol içinde malzeme olan kalori kim sevmez? Sever tabii ki de kimse. Tabii ki de sen. İçine biraz un katmam lazım. Un mu? İçine biraz un katayım. Ay mahvettin kalorileri. Kızlar kızlar kızlar. İçine un dökünce acayip güzel oluyormuş. Dökünce güzel oluyor da. Ben size şöyle şu şekilde yapacağız artık. Sonra Evet. da pişirince size gösteririm. Hadi bakalım. Evet. Biraz ne hale koydu önümde. Ama bir şey olmaz. Kendine yapsın. Ne yapsın yazık evin içinde. Hadi yap yap aç ekmeğini. Ana maşallah vallahi onun kendisi açtı öyle. Aferin sana bastır biraz daha. Nasıl da çeviriyor Allah Allah. Onu iyice büyük aç. Anne sana içine yemek koysun tamam mı? Evet, Tamam. kurul koy. Ispanak koyalım içine. Yap sen onu iyice. Hamur videosunu açmıyorsun. Bunu lazım Dur. Bir tane de böyle sade gözleme katmer yapalım. Tamam. Azat bir tane de katmer yapalım biliyor musun? Nerede? Burada adı katmer. Nerede? Şöyle ince ince keselim. Burada kapler mi? Öyle Katmer. de yuvarlak yuvarlak yapacaksın. Evet ama önce katmer önce keselim şöyle. Anne tabi yamuk kesiyor da. Yapacak bir şey yok. Ben de öyle yapmışım. Şeyim olsa o hani öbür ince makine olsa o daha güzel ince kesiyor. Ne? Senin bir tane böyle aletin var mı yazar? Nerede? O işte kaybolmuş azadından. Bulayım mı o Yo yo çekmeceyi? bulma bulma aman kurban olayım sen bulma. Niye? Böyle yeter böyle de oluyor. Şöyle de oluyor azadım sen hiç zahmet etme. Hiç zahmet Ben etme. onu, o bana lazım değil. Ha, o sana lazım değil sen onu boş ver. Ben okuyacağım. Evet sen o boş ver onu. Ben su içeceğim anne. Sen su Alayım içebilirsin. mı bardağı? Tabii ki içebilirsin. Peynir niye bitti? Hı? Peynir niye bitti? Benimki bir de bitmedi azal. Ne? Benimki de bitmedi daha. Şöyle Ay biraz bir biri... dinlendirelim kızlar. Ondan sonra şöyle parmağımıza sarıp yuvarlatacağız, geri açacağız. Şöyle biraz dinlensin ben öbür şeyleri İçtim anne ben. ıspanaklıları neyin pişirene kadar. İçtim. Şöyle bir dinlensin bu da burada. Yoksa elin pis olmasın mı diye. Evet. Var. Şimdi tavam ısındı. İçine koydum. Altını kıstım. O kadar hızlı ateşte pişirmeyeceğim. Çünkü katlama şekli yaptım ya. Şöyle kısık ateşte hafif hafif kızara kızara pişir. Şunu da buraya indirin. Tava yamulmuş. Dengesini sağlasın diye. Ağırlık koydum oraya. İşin niye bitmedi daha? İşin biter mi daha zaten? Böyle kabara kabara pişiyor. Benim tahtam nerede? Bazadan kalır. Kendisi yaptı. Çevirelim. Yavaş yavaş pişsin o tarafı da. Şimdi bunlar dinlendi. Hani açtık ya bunu sadesi için. Şöyle hafif elimizle biraz uzatıyoruz. Sonra sarıyoruz böyle elimize. Sarabildiğiniz kadar sarın işte. Şöyle. Görünüyordur inşallah. Şekil bakın zaten uzuyor. Şöyle
sardık. Ne yapayım? Şöyle bırakacağım. Biraz dinlensin. Ondan sonra bunu açacağım. Yuvarlak açıp tepsiye dizeceğiz. Yani pişireceğiz. Hadi bakalım. Evet kızlar, hamur bitti. Şu son şeyleri de halledeyim. Kırıkları da yapayım. Ki yumuşasınlar. Biraz çekelim. Ne yapayım? Hemen yapayım. Bayağıdır yapmayayım böyle kapmayı. Şimdi hamur iç bitti dedim, böyle yapayım bari. Şöyle sade de seviyorlar. Şimdi Sara belki ıstana mız mız kıy kıy şey. Aslında hamur ne kadar çok dinlenirse o kadar çok açılır kızlar. De o kadar da zaman yok. Şimdi hemen buraları yapayım. Daha bir sürü işim var. Çamaşır atacağım makinaya. Şöyle bir dursunlar. Hadi bakalım. Oh. Bakın ne güzel pişiyorlar. Kabara kabara pişiyorlar. Ya. Hayatın dalı bu işte. Oh, değil mi? Diyet pizzasından sonra bir yudum. Şey işte hayatla. Vallahi mutluluk hep evet. Yemekten geliyor Kadir. Bu kadar enerjisiz olmamızın sebebi aç olmamızdır. İşte kurban oldum Rabbim. Yemek yersen çok enerji oluyor işte. Şöyle bir pişsinler. Şöyle ellerini de açabilirsiniz. Kendiniz nasıl isterseniz. Buna hiç oklah lazım değil mi? Tamam, yeter bu kadar. Bu en baştakiydi ya, herhalde daha iyi kendini koyuvermiş hamur. De böyle olsun bakalım. Değil mi? İnsan işte elini bir hamura bulaştırdı mı? Özlemişim de hamurla oynamayı kızlar. Ne zamandır en son ne zaman hamur yaptık? He? Şahise'ye börek yapmıştık değil mi? Düğün için. Bayağı olmuş yani. Şimdi şu sadeleri pişireyim. Hemen ondan sonra bitmiştir işimiz. Bunu sürekli ara ara çevireceksiniz kızlar. Çevire çevire pişireceğiz. Oy oy oy. Kadir ne oluyor yavrum? Ya, birini susuyor, iki dakika azat susun, sen başlıyorsun. Bugün sporun yok mu? Anne, acaba benim yok bir şey. Kızlar şöyle güzelce piştiler. Muhteşem görünüyorlar. Bunlarım da güzelce pişti. İşte bakayım, dur size göstereyim. Kız açayım da. Şöyle zaten. Tel tel olmuş zaten bak. Daha ne olsun değil mi? Bunu böyle sade. Zaten katları görüyorsunuz. Oo, çok sıcak yazık. Ha,
tam katmer yapmadım ki hani tam ona özenerek yapsaydım daha güzel oluyorlar. Daha tel tel ayrılıyor da. Ben öyle hamur kaldı diye hızlı hızlı yaptım. Ama çok güzel oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor böyle de. Yemesi de kötü yani. Hadi bakalım. İçeri gidelim. Kızlar. Akşam oldu yavaş yavaş. Bakın kar yağıyor. Değil mi Azat? Kar yağıyor. Ay yaz geldi dedik. Dün daha hava nasıl güzeldi. Bugün de kar yağıyor. Tabii ki bu kalıcı bir kar değil de belli de olmaz vallahi. Abi yarın dışarı çıkarız. Karda oynamaya gideriz. Tabii o kadar çok yağarsa oynamaya gideriz. Bugün herhalde beni hiç görmediniz kızlar. Vallahi kusura bakmayın. Seni görmediler mi? Aha gördüler. Sabahtan beri sen hamur yaparken seni görmüşlerdi Azat. Hani bak kar bir sürü. Evet bir sürü kar yağıyor kızlar. Işıklar bozulmuyor mu kar yağınca? Valla bilmiyorum ki. Işıklar bozulmaz Azat'ım. Bozulmuyor. Evet. Anne biliyor musun? İnsanlar bunda hani biliyor musun? Bizim dışarı elektriği kesildi. Evet bir kere ceyranlarımız gitmişti gerçekten Azat. Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Bir kere gitmiştin. Evet. Sen yoktu, sen Ömergil'deydin. Aynen ben Ömergil'deydim ve bizim ceyranlarımız gitmişti. Evet. Kesildi yani. Evet kesildi. Sabah ondan ceyran gelmedi. Ondan sonra Şimşir bana mumu yaktı. Evet. Ondan sonra Şimşir odasına gitti. Abla. Abla da ondan sonra elektrik gidince ağladım. Hemen Şimşir'in peşine koştum. Allah Allah. O beni içeride bırakıp gitti. Elektrikler gitti birden. Aha. Beni içeride yalnız bıraktı. Beni yesinler mi içeride? Simiş seni ah Simiş. Ben gideyim de ona bir şey mola vereyim. Bir niye seni yalnız bırakmışlar seni? Ona iş bırak. Evet iş yapmayacağım. O yapsın ceza mola olarak. Sen niye ceylanlar giderken çocuğu içeride bırakmışsın da onu yesinler diye? Ben seni yalnız bırakmadım abla. Veteye gitmişsin bir de elektrikten gitti. Diyor ben koştum Simiş'in yanına gittim beni bıraktı yesinler diye. Ben seni bırakmadım. Pablo gel. Pablo gel. Gel oğlum soğuk gel. İn aşağı in. Ya. Ay ya zaten hadi bakalım. Kar yağıyor Simiş dışarıda. Oo yok spor yok. Şöyle anne biraz kendini şöyle göstereyim. Kafamı gösteremeyeceğim kızlar. Ay duş yaptım anam basvalandım. Anne dişinde ne olmuş? Ruj değmiş Azat. Anne banyo yaptı ya. Dudağıma ruj sürdüm ruj değmiş. Evet kızlar keşke o bazlama yemez olaydım. Midem o kadar küçülmüş ki. Bana bakın. Aa, seni görüyorlar zaten kamerada şu an. Hani terazide diyorum ki kilo vermemişim belli etmiyorum diyorum ama... midemin aşırı derecede küçüldüğünü fark ediyorum. Çünkü azıcık bir şey fazla yesem o kadar rahatsız oluyorum ki mahvoldum. O bir tane gözlemim beni mahvetti. Anne tamam. Dilimi beyaz yapmış. Evet keşke yemez olaydım. Uzun zamandır öyle tereyağı hani işte ekmek şu bu yemediğim için. Evet İstanbul'da yedim içtim ama o şekil değil tabii ki de. Aç bir kamerayı. İşte ağır geldi. Aç yavrum bir aç şuraya iki kelime söyleyeceğim kapatacağım. Bana bayağı ağır geldi kusura bakma yani istifare ettim. Gerçekten ben hiç yemek yerken öyle bir huyum yoktur. Ama bu sefer midem gerçek kaldırmadı. Bayağı rahatsız oldum ve sıcak bir duş aldım yıkandım yani iyi geldi bana. Bir de çay yapayım kendime ve bu vlogu da böyle kapatayım kızlar. Gidip kendime uzanıp dinleneceğim. Bu da bana ders oldu. Böyle birden hamur işi yemeyeceğim. Ya vallahi alt tarafı bir taneydi ama demek ne kadar ağır geldi benim mideme. Yani bu aslında güzel bir şey. Midemin o derece küçülüp ve yiyecek kaldırmaması zebzeye alıştı ya. O da ağır geldi. Aa, evet elmalı çay içebiliriz Azar. Evet. Simiş abla ikimize yapsın. Sen de elmalı çay iç. Evet ben de içim mideme iyi gelir. Aa, sen de elmalı çay iç. Tamam ben de içeceğim. Tamam. Zaten bu benim tek bir öğünümdü. Ben kahvaltı yapmadım. O gözlemeydi. Şöyle saat 2:30-3'e doğru yemiştim. Şu an saat 6:30. Ve hala karnım aşırı derecede şiş ve dediğim gibi hani dışa verdim. Rahatladım biraz. Gerçek rahatladım. Üstüne de bu çayı içeceğim. Ve uzanmaya geçeceğim kızlar. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle birbirinizin kalbini de kırmıyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. Bye bye.